Cildiniz eti ameliyatlarından sonraki dönem aslında bademcik ameliyatından çok da farklısı şeklinde anlatabilirim. Yani bademcik ameliyatını yaptığımız zaman bir takım gıda rejimlerini uygulamasını isterken ben kendi uygulamamda geniz ameliyatını yaptıktan sonra hiç ağrı olmadığını, ateşlenmenin son derece nadir olduğunu ve hiçbir gıda rejimi uygulamaya ihtiyaç olmadığını hastalarıma ifade etmekteyim. Yani bir bademcik ameliyatını yaptıktan sonra çeşitli gıda listeleri vermekte olmamıza rağmen geniz etinden sonra ben normal gıdasını yemesini öneriyorum. Zaten çocuk hiç ağrısızı hissetmediği için hemen daima diyelim 12 saat sonra ameliyattan normal oyununu, normal koşturmasına dönmüş oluyor. Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Bir tek bunlarda 3. 4. günde ağız kokusu söz konusu olabiliyor. Tabii ki bizim oluşturmuş olduğumuz bölge, yara bölgesinde elbette ki bir enfeksiyon gelişiyor ve bunlar bir miktar kokuya neden olabiliyor. Evet, antibiyotik verdiğimiz takdirde bu kokuyu giderebiliriz ama sırf o kokuyu gidermek için antibiyotik vermeyi de uygun bulmuyorum. Dolayısıyla bir geniz eti ameliyatından sonra gıda kısıtlaması yapmıyorum. Çocuk ağrı hissetmediği için normal oyununa devam ediyor veya ateşi olduğu veya ağrısı olduğu takdirde basit bir parasetamol şurubuyla bu rahatsızlıklarını gidermek çok kolay oluyor. Dolayısıyla çocuğun normal hayatına dönmesi son derece kolay oluyor diyebilirim.